Güzel haberlerim var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 34 bin lira belediyede neredeyse taban ücret. Bu da hükümetin açıkladığı asgari ücretin tam iki katı. Mart sonuna kadar devam edecek. Seçim sürecine girdik. Bu belediyeyi nasıl bir sıkıntıya sokacağını, yarın belediye alacak işçilerin, personellerin, gerekse mevcutların nasıl bir sıkıntıyla karşılaşacağının açık örneğidir. Bu hesaplar Bolu Belediyesi'ni de üzer, sizi de üzer. Gider ayak nasıl bir tablo bıraktığınızı hatırlatmak isterim. Açıklanan ücretlerden Uğur Bey rahatsız olmuş. Yani Uğur Bey özetle şunu söylüyor. Bu maaşlar ödenemez diyor. Yani biz ödeyemeyiz diyor. Arkadaşım zaten demirden korkuyorsan trene binmeyeceksin. Biz tekrar aday olurken bu maaşları sorumsuz bir şekilde geçtiğimiz 5 yıl boyunca ikramiyeleri de gününde ödemek suretiyle ödedik zaten. Türkiye'deki enflasyon ve pahalılık o kadar büyük ki maalesef bu rakamlar senin gözünde büyüdü. Şimdi sen şunu diyorsun. Biz bu maaşları ödeyemeyiz diyorsun. Eyvallah, ben de zaten ödeyemeyeceğinizi biliyorum. Çünkü bu maaşları ödeyebilmek için, artı yatırımlar yapabilmek için gerçekten belediyenin bütçesini iyi bilmek lazım. Kayıp kaçakları engellersen, israf etmezsen, sana tevdi edilen bütçeyi israf etmezsen, şeffaf ihaleler yaparsan, kayıp kaçakları bulursan, kimseye iltimas geçmezsen, ve oluyor kardeşim bunlar. Ha, belediyemizi ve çalışanları sıkıntıya sokacak derken, yani hasbelkader biz gelirsek çalışan mı çıkartacağız diyorsunuz? Arkadaşlar, Bolu Belediyesi sahipsiz değil. Bolu Belediyesi 5 yıl boyunca ekonomik krize, pandemiye rağmen Türkiye'de ekonomik anlamda bir başarı öyküsü yazmış belediyedir. Herhalde cevapları aldınız. Ey belediye çalışanları, 3 kuruşunuza gözü var bunların bak. Bu kadar maaşı nasıl ödeyeceğim diyor. Ödeyeceğim. Buradayım ben. Bir yere kaçmıyorum. Biz Bolu'nun çocuğuyuz.